Çok sağ ol. Mefsun, iğneye geleceksin değil mi? Sen kliniğe gitmiyorsun ki Emir. Bana niye soruyorsun? Mefsun, ben de işimi bitirince geleceğim. Bak, bekletme beni. Bekliyorum, konuşacaklarımız var. Görüşürüz Sevda. Görüşürüz. Binnur. Efsoş, ne haber? Ha, bunlar resmen yerleşik yaşama geçmişler. Ne oldu ki? Ya kızım, bu nasıl ayrılık ya? Böyle ayrılık mı olur? Birbirlerinin dibinden ayrılmıyorlar. Şimdi sahile gittiler beraber. Merak etme sen. Çözeceğim ben o işi şimdi. Nasıl ya? Sen neredesin? Dolaylı yolda değil. Ana yolda. Olayların ana kaynağında. Hadi kapatıyorum şimdi. Tamam, bay bay. Bu hastalıkla ilgili kesinleşmiş bir tedavi yok. Siz de biliyorsunuz. Sevda Hanım gönüllü olmak isterse klinik araştırmalarına katılması için öneririm. Ama öncesinde bazı testler yapmamız lazım. Yani net bir şey söyleyemem. Sevda, ne diyorsun? Denemeye değer. Neyi denemeye değer Emir? Hastayım. Ölümcül, nadir görülen bir hastalık. Klinik aşamasında beni kabul edecekler mi hiç belli değil. Bir sürü test var, onları geçebilecek miyim belli değil. Neyi denemeye değer? Sevda, klinik aşamanın ne demek olduğunu biliyorsun. Hem pozitif etkileri de görülmüş. Neden bu kısmını duymuyorsun? Duymak istemiyorum değil. Gerçekten umutlanmak istemiyorum ben sadece. Neyse Tolga Bey, ben çok teşekkür ederim bana zaman ayırdığınız için. Rica ederim. Görüşmek üzere. Abi kusura bakma. Çok sağ ol. Çok doğal tepkiler. Yani çok zor bir süreç. Hiçbir şeyin garantisi yok. Ama denemek isterse ben buradayım. Tamam, sağ ol. Kolay gelsin. Sevda. Sevda. Bak, bu içeride yaptığın davranışlar sana hiç yakışmadı. İyileşmen için binde bir ihtimal bile olsa bunu denemelisin. Ben o klinik testlere katılmadım mı sanıyorsun ya? O tedaviler ne kadar yorucu, senin haberin var mı? Yaşayacakların daha az yorucu mu olacak? Ya ben kabul ettim. En iyi ihtimalle birkaç yıl ömrüm kaldığını kabul ettim ben. Sen niye kabul etmiyorsun? Çünkü denemeden öleceksin. Denemeden. Ya ne kadar ömrüm kaldığına takılmıyorum ben. Anladın mı? Birkaç yıl ömrüm kalmış diyorum. Doya doya yaşayayım bari diyorum. Bir şey var ya, bir tek şey var benim için önemli olan. Ya ne? Senden daha önemli ne olabilir? Söyle bana. Sevmek. Tamam mı? Sevmek, sevilmek. Sevdiklerimle beraber olmak. Onların benim yanımda olduğunu bilmek. Böyle biraz iyi anılar biriktirmek. Niye anlamıyorsun ya? Niye üstüme geliyorsun benim? Kusura bakma, seni üzmek istemedim. Bırak beni, ben bildiğim gibi yapayım, olur mu? Olur. Ama bana söz ver. Birkaç gün daha düşünüp öyle karar vereceksin. Söz. Ya hadi gidelim. Kliniğe çok geç kaldım. Merhaba Serpil Hanım. Merhaba Binnur. Binnur'cum, anlat bakalım. Vallahi Serpil Hanım, evinize bayıldım. Boğaza bir adım dedikleri bu olsa gerek. Ne yapıyorsunuz? Sokuyor musunuz ayağınızı falan? Canım benim, giriyoruz da. Boğaza yüzmek de şahane. Ha, gerçekten mi? Serpil Hanım, biliyor musunuz? Bu benim en büyük fantezim. İnşallah bir gün beraber de gireriz. Böyle çıp çıp yüzeriz. Gel tabii, gel. Çıp çıp yüzersin. De. Binnur, ben bugün biraz yoğunum, biliyor musun? Hı. O yüzden biz bir an evvel konuya mı gelsek acaba? Hı. Şimdi şöyle Serpil Hanımcığım, ben iki konu için geldim buraya. Birincisi, yeğenim Burcu burada çalışmaya başlamış. Ben de sorumlu bir teyze olarak burada ne iş diye bir yoklayayım ortalığı dedim. Anladım. Şimdi şöyle, doğru duymuşsun. Yeğenin Burcu burada benimle birlikte çalışıyor. Kendisi evimizin bir kızı sayılır. Gayet güvende. Tamam, o konuyu geçelim. Nezih bir ortam, boğaz falan. Next. İkinci kafeler konu. De geldi. Ah, buyurun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Yeter'cim, üçüncü kahve kimin için? Şey,
Kendime de yapmıştım. Yanlışlıkla ama isterseniz dökeyim. Ay yok canım, yok. Geldin, oturdun artık, kaldı içeri. Afiyet olsun. Ele sağlık şekerim, çok güzel olmuş. Ay afiyet olsun maşallah. Bir Nur'u beraber dinleyelim. Evet canım. İkinci konu neydi? Şimdi Serpil Hanımcığım, ben öyle lafı dolandırmayı hiç sevmem. Beni bilen bilir. Ben lafımı pat diye söylerim. Şimdi soracağım soruyu yalnızca siz cevaplayabilirsiniz. Biz bu Sevda'yı çok sevdik. Sevelim mi? Sevmeyelim mi? Hiç tanımıyorum. Hı. Tamam mı? Hiç bilmiyorum ve hiç ilgilenmiyorum ben Sevda'yla. Çok tatlı, akıllı, marjinal bir kadın Sevda. Hı hı. Sevdalıyız kendisine. Ama ben sizin düşüncelerinizi merak ediyorum Serpil Hanım. Yani sizin engin tecrübelerinizden yararlanmak için tabii ki. Ama konuşacak hiçbir şey yok. Dediğim gibi ben de senden öğreniyorum zaten Sevda'yı. Şimdi şöyle. Bunlar bir anda gençken öyle bir evlenmeye karar verdiler. Geldiler bize sordular. Biz hemen itiraz ettik tabii. Olmaz öyle bir şey dedik ama. Var. Gittiler evlendiler. Nikahlarına bile gitmedik biliyor musun? O dönem biraz böyle Emir'in evden elini eteğini kestiği bir döneme denk geliyor zaten. Ay ki o dönem hala devam ediyor ama ay Efsun Hanım sağ olsun arayı bayağı yumuşattı yani. Ay Efsun Hanım'ı çok seviyorum ya, maşallah çok güzel bir kadın. Yetercim, Efsun benim kırmızı çizgimdir. Dünya ahiret kardeşimdir. Ben de bir nevi onun hem sağ kolu hem sol koluyum. Yani hangisi gerekiyorsa o. Ay neyse biz konumuza dönelim canım, Sevda diyorduk. Demeyelim Binnur'cum, Sevda demeyelim. Söylenecek hiçbir şey yok. Emir yıllardır Sevda'dan boşanmaya çalışıyordu. Her yerde bu kadını aradı, aradı, aradı. Bulamayınca da artık umudunu kesti. Ne oldu Emir umudunu kesince? Hayat işte ne oldu? Geldi Emir'i buldu. Evlendikten sonra da birkaç kez gelmişti benim kapıma. Ama Yeter de çok iyi bilir. Ben davetsiz misafirlerden hiç haz etmem. Ya ben evinizin kızı, oğlunuzun sırdaşı, Efsun'un kankisi kontenjanından gelmişim ama ben kalkayım o zaman müsaadenizle. Hayır, rica ediyorum, rica ediyorum. Sen Sevda'yı artık kafana hiç takma Binnur. Neden? Çünkü boşandılar. Bitti gitti artık. Sevda diye biri olmayacak bizim hayatımızda. Ha siz gerçekten hiçbir şey bilmiyorsunuz. Biz ona boşanmak demiyoruz da ilişki tazelemek diyoruz. Tekrardan bir arada yaşamaya başladılar. Ay ama neyse ben sizi tutmayayım. Hadi see you. Binnur. Buyurun benim. Bir kahve daha. Olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.